Efendim, aranızın bozulmasını istemiyorum Cahide. Rica etsem sen de bir konuşsan. Biraz sakinleşmesi gerek. Bu olay onu çok üzdü. Bence biraz fazla büyütüyor. Yani sıradan bir kızla küçük bir hataydı işte. Sakın. Sakın Gülru gibi küstah bir kızı küçümseme. Evet, basit bir bahçıvan kızı ama hayalleri çok. Tahmin edebiliyorum. Bu numaraları, hatta daha fazlasını Ömer'i elde etmek için yaptı. Masumiyet zırhının içinde bir şeytan o kız. Aslında seni bunun için çağırdım. Akif'ciğim, sana bir teklifim var. Finansal yönden zor durumda olduğunu biliyorum. Bu son otel işi yanlış bir yatırımdı ama korkma, henüz o kadar kötü durumda değilim. Ay, yapma Akif. Bizim piyasa pek küçük. Durumun herkesin dilinde. İflasın eşiğine geldiğini biliyorum. Şimdi hem sana hem bana iyi gelecek bir anlaşma yapsak. Nasıl bir anlaşma? Şöyle, benim Bodrum'daki otelimi biliyorsun. Evet, biliyorum. 5 yıllığına bila ücret o oteli sana versem, restore edip çalıştırsam, bütün kâr da sana kalsa. Fazla bonkör bir teklif. Karşılığında ne istiyorsun? Karşılığında küçük bir ricam var. Gülru'yu Ömer'den uzaklaştırmanı istiyorum. Yapabilir misin? Alo, Akif Bey merhaba, Gülru ben. Acil görüşmemiz lazım. Marina'da teknedesiniz. Tamam, geliyorum ben. Yok, ben bulurum sizi. Şişt, yürü ne oluyor? O Akif makim ne ayak, ne işin var senin herifle ya? Ulan bir kere cevap versen dişimi kıracağım ben. Gülfem Hanım. Artık kapı vurulmadan mı giriliyor bu odaya? Şey, pardon. Az önce Gülru Akif Bey'le telefonda konuştu. Teknesine gidiyor Marina'ya. Bilmek istersiniz diye düşündüm. İyi düşündün. Çık. Koş, koş, koş. Ömerciğim, canım toplantıyı ofiste yapmayalım diyordum. Konuklarımızı Sipahi Holding'e yakışır bir şekilde ağırlayalım. Hani bizim sevdiğimiz marinadaki balıkçı var ya, oraya götüreceğim onları. Her şey de hazır. Senin sevdiğin taramayı da ısmarladım. Canım yalnız sen bir saat önce gelebilir misin? Seninle biraz oturup detayları konuşalım. Tamam. Tamam, ben de şimdi çıkıyorum o zaman. Orada görüşürüz. Beni haberdar ettiğin için teşekkür ederim Akif'ciğim. Kız tekneden inince beni ara, olur mu? Cahide! Ben seni arayacağım Akif. Kolay gelsin. Pardon, Akif Turgut'un teknesi hangisi acaba? İlerideki büyük tekne, 112 numarada. Tamam, teşekkür ederim. Konuşamayacağım, sen de sırası değil şu an. Akif Bey. Gülru gelsene. Yok, böyle iyi. Ben de seninle konuşmak istiyordum. O gün olanlar için çok üzgünüm. Kendinizi affettirmek istiyor musunuz? Beni oraya Özge'nin gönderdiğini size de söylemiştim.
Lütfen Gülfem Hanım'a söyleyin bunu. Gülfem benimle konuşmak istemiyor. Telefonlarımı açmıyor. Bana da inanmıyor. Ona gerçeği anlatmanın bir yolu olmalı. Merak etme. Biraz sakinleşsin, ben onunla konuşurum. Hatanın bende olduğunu söylerim. O gün Ömer de çok bozuldu bizi birlikte gördüğüne. Sizin aranızda bir şey mi var? Yanlış anlama. İstersen Ömer'le de konuşabilirim demek için sordum. Gerçekten yapar mısınız bunu? Yaparım tabii. Bu duruma ben sebep oldum. Sana yardımcı olmak istiyorum. O zaman siz Gülfem Hanım'a da Ömer Bey'e de gerçekten ne olduğunu anlatırsanız... İlk fırsatta anlatacağım. Tamam, ben gideyim o zaman. Gelişmelerden seni haberdar ederim. Efendim? Ali Ömer, ben Akif. Seni rahatsız ediyorum ama. Buyurun. Gülfem'e ulaşamıyorum. Galiba hala bana kızgın. Bir toplantıya gideceğim, müsait değilim. O gün olanlar beni de çok rahatsız etti. Kız kendi çıkıp geldi, Polonezköy'e gidelim diye tutturdu. Az önce de tekneye geldi. Adresimi nasıl bulduysa. Gülfem'i kaybetmek istemiyorum. Bu kız beni çok zor durumda bıraktı. Rica etsem Gülfem'le konuşup durumu açıklar mısın? Şimdi müsait değilim ben. Toplantıya giriyorum. Peki. Gülfem'le konuşursan sevinirim. Müsait misiniz? Az önce de tekneye geldi. Adresimi nasıl bulduysa. Efendim Akif'ciğim? Her şey istediğin gibi gidiyor Cahide. Gülruğu çıkar çıkmaz Ömer'i aradım. Ay çok teşekkür ederim. Sen harika bir ortaksın. Çok teşekkür ederim Ömer'ciğim. Bu prestijli anlaşma sen olmasan hiç yapılamazdı. Rica ederim. Bu senin başarın Gülfem. Yeni hastanemiz için ufak bir kutlama yapsak ne dersin? Yani bilmem. Biraz geç olmadı mı? Ömer, o kadar yaşlı değiliz. Yarın ödül törenine gidiyoruz, değil mi? Ne ödülü? Unuttun mu? Yarın hastanemize verilen kalite ödülünü almaya gideceğiz. O yarın mıydı? Unutmuşum valla. Olur gideriz. Güzel. İyi akşamlar. Akif Bey aradı mı acaba sizi? İkinize de her şeyi açıklayacağını söyledi de bana. Yani olanları. Aradı beni. Her şeyi açıkladı. Artık bu konu benim için kapanmıştır Gülüm. Gel Gülfem. Biraz yorgunum da bu kutlama işini başka bir zaman yapsak. Olur. Tabii canım. Sen dinlen. Yarın görüşürüz ödül töreninde. Hadi iyi geceler. Üzüldüğüne değmez be kızım. Bunların işlerine bizim aklımız ermez. Varif kim bilir seninle beraberken bile kimleri kimleri.
Sana hak vereceğimi hiç düşünmezdim. Doğru söylüyorsun. Ben Ömer'i hiç tanımamışım. Herhalde kızım. Sakalımız yok ki bizim lafımız dinlensin. Ben o herifin ne mal olduğunu ta en başından beri anlamıştım. Bunların alayı böyle zaten. Senin o çok beğendiğin, hastası olduğun Gülfe Hanım var ya, o bile ne dolaplar çeviriyor. Nasıl yani, ne dolabı? O Seda yok mu hani, sen bizim yanımıza geldin. Onun silikon haberi komple kumpas desem sana. Ya hem de Gülfe Hanım bile isteye yaptı. Ha tabii kızım, ne sandın, hesapta herifle takılıyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? Vallahi kendine sorsan reklam meklam diyor ama yer sayı. Ömer'in haberi var mı acaba? Haberi mi var mı? Geçen hafta telefonla aradı, yanındaydım. Danışıklı dövüş bunların alayı. Peki sana ne demeli? Sen niye kendini alet ettiriyorsun ki bu işlere? Bilmem. Vardır belki bir sebebi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.